Merhaba arkadaşlar, Şenol Sağlam diye bir arkadaşımız Yuki Gusto giyim önerileri istedi. Uygun kombinleri çıkarttım. Önereceğim kaslar 2 tane LSX Stream Evo ve NX Next SX 100. NX nereden çıktı? SX 100. Bu iki kaskı önerebilirim. İkisinin de birbirinden farklı fiyatları var. Fiyatları zaten açıklama kısmında yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Özelliklerini de yani linklere girerek oradan bakabilirsiniz. Üstündeki Venom Jaws Air modelini tanıtıyorum. Neden bu? Çünkü hani hava alabilen bir model, aynı zamanda hani sırt koruması var, işte dirsek korumaları var, omuz koruması var. Yani sizi koruyabilecek ama hani yaza uygun, biraz daha uygun fiyatlı bir öneri. Kol içleri hava alabilir şekilde yapılmış, her tarafı hava geçirgen şekilde yapılmış. Ve hani yanında iki tane cep var, herhangi bir alt tarafında bir bağlama yeri yok, yani belinize göre sıkabileceğiniz bir yer yok. Ama bu kumaşı hani sürtünmelere ve işte yuvarlanmalara biraz daha dayanıklı olabilecek şekilde yapılmış bir kumaşı var. Tabii arka tarafı da şöyle, arka tarafını da göstereyim. Arka tarafında da sırt koruması olduğunu söyledim. Jaws Air alınabilir. Yüksek bir boyuna sahip, şu şekilde kapanan ve aynı hem Jaws'ın bir tane daha modeli var. O biraz daha kışlık, o da olabilir. Jaws Air de olabilir. Bunların bir de daha önceden tanıttığım kapşonlu modelleri var. Onlardan da alabilirsin. İç tarafını açınca bir tane cep var. Bu tarafında da bir tane cep var ve içi fileli kumaşla yapılmış. Yani tamamen yazlık ve baharlık olarak düşünülmüş bir kumaşı var. Next SX100'ü daha önceki tanıtımlarda yine görmüşsünüzdür. Kademeli açılan bir camı var. Ön havalandırma kanalı, işte üst havalandırma kanalı, arka havalandırma kanalı var. Bir güneş yüzeyi var. Güneş yüzeyi de şuradan açılıyor. Kademeli açılan camı böyle bu şekilde yapılmış. Bir burun pedi var. Çene pedi içinden çıkıyor ve pin lock da içinden çıkıyor. Pin lock bağlantılarının koyulacağı yerde bu. O buhar yapmamasını engelliyor. Yan tarafında da intercom'a hazır bir tane yeri var. Buraya da XCOM koyuluyor ve oradan doğrudan kulaklıkla içine bağlayabiliyorsunuz. Şuradan geçirebiliyorsunuz. Arasında boşluğu var. Mikrometrik bağlantısı var. İç petleri güzeldir, fena değildir. Çıkarılabilir bir kısmı ve yıkanabilir. Bununla beraber sunucu, yani bununla beraber değil de buna muadil denebilecek, daha uygun fiyatlı denebilecek bir tane LSK'nin Stream Evo diye bir kaskı var. Bu EC 2205 sertifikasına sahip, ağırlıkları aynı ikisinde. Yani 1550 gramlık galiba bir ağırlığı vardı. Bakayım bir dakika. Evet, 1525 gramlık bir ağırlığı vardı. 1550 gramlık bir ağırlığı var. Bunun da hani ön tarafında açıldığı zaman kademeli açılan bir camı var. Bir yan tarafında hani güneş yüzeyi var. Burun pedi var, çene pedi var, mikrometrik bağlantısı var, gözlükle giyilebiliyor. Bu da gözlükle giyilebiliyor. Ön tarafında hemen camınızın buğulanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Şöyle delikleri var, delikleri umarım düzgün görünüyordur. İç pedlerin bir kısmını çıkartabilirsiniz, hepsi çıkmayacaktır. Ve hani rahattır iç pedleri, boynunuza tam oturur. Arkasında bir tane spoiler'ı var, kafa sarsıntılarını engellemek için. Yine tabii hani ön hava giriş kanalı var, üst hava giriş kanalları var ve arka hava giriş geç, hava çıkış kanalı var. Bu da alınabilir, Stream Evo da alınabilir. Ben fiyatlarını yazacağım, hatta bir tane daha örnek ekleyeceğim bunlara. Eldiven olarak da iki tane önerim olacak. Bir tanesi Skolko'nun, bir tanesinin Vexo'nun Boston eldiveni olacak. Bunlar da diğer eldivenlere göre uygun fiyatta denebilecek eldivenler. Bunlar yazlık modeller. Bunların tamamı yazlık. Tabii kaslarda yazlık diye bir şey yok. Onu hatırlatayım. Bilek koruması var. Bilek koruması yumuşaktır. Bir tane daha iç bilek koruması daha var. Hani tam şu tampon bölgesine gelecek yere getirmiş bir koruması daha var. Yumruk korumaları var. Ve bu yumruk korumaları esnemesin, elinizi sıkmasın diye şu şekilde bir boşlukla yapılmış. Orada bir süngerimsi bir yeri var. Yumruk korumaları iyi, eklem yerleri korumaları iyi. Eklem yerleri korumalarının hemen üstünde hava delikleri var. Bu da tamamen delikli bir eldiven zaten. Bileği de cırt cırtlı şekilde yapılmış. İç tarafı da Vexo'nun bir armasının yapışık olduğu bir yer var. Şu şekilde işte hani sizi kazada koruyabilecek şekilde yapılmış. İç tarafı deri olarak üretilmiş. Üst tarafında deri ve kumaş alaşımlar kullanılmış.
körük mekanizması olan dedim. Körük mekanizmasının olması gaz hassasiyetini ve fren hassasiyetini sağlıyor. Bu Vexo Boston alınabilir. Veya işte Skoyko'nun bu eldiveni alınabilir. Skoyko'nun bu eldiveni de yazlıktır. Daha hafif bir eldivendir. Ama daha az korumalıdır. Onu da hatırlatayım. O da şu şekilde giyiliyor. Daha kısa bir eldiven. Bileğinde yine cırt cırtı var. Eklem yeri korumaları var. Ama bir tane bilek koruması yok. Yumruk koruması var. Yumruk koruması da sert bir koruma. Ve büyük bir koruma. Tamamen kumaş. Bunun deri ve kumaş alışımları vardı. Bu Vexo Boston'un. Bu ikisinden bir tanesi alınabilir. Benim önerim bunlardan bir tanesi. Vexo Boston'u daha çok tuttum bu konuda. Çünkü bilek koruması var. Ondan alınabilir. Daha önceden hani ben birçok motosiklet pantolonunu paylaştım sizlerle. Hani yaza uygun, yaz ve bahar aylarında kullanılabilecek ve hani sizi dışarıda da bu motorcu yine motor pantolonuyla gelmiş falan falan moduna sokmayacak şekilde yapılmış Tech 90'ın Pirate kodlarını öneriyorum ben. City kodu da olabilir. O da mavimsiydi. Yine Tech 90'ın City'siydi. Nemrut da olabilir. Ilgaz olabilir. Madro olabilir. Neden bunları önerdiğimi daha önceden de söylemiştim zaten. Hem kalça hem disk korumaları var. İçinde de Kevlar bir yapısı var. Bu Kevlar biliyorsunuz hani asfalt sökülmelerinde sıcaklıktan o yanma hissinden, yanmadan daha doğrusu yanma hissi değil de işte derinizin yanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Dikişleri özel ve hani korumalı, özel bir dikişe sahip. Aynı zamanda belinde şu şekilde bir hani eğilip kalktığınızda da bir körük mekanizması olsun istiyorsanız, gün içinde de kullanmak istiyorsanız, işte kafeye falan gittiğiniz zaman rahat rahat kullanmak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bir örnek tabii. Yani ben çoğunlukla önerdiğim, hani uygun fiyat olarak önerdiğim yine Rockwell'in bu botları var. Bunların tamamen siyah olanı da var. Böyle altı beyaz olanı da var. Neden bunları öneriyorum? Çünkü hani işte üç yerinde çok iyi koruması var. Bileği de cırt cırt şekilde yapılmış. Bağcıklı şekilde de kapanabiliyor. Bağcıkları hafif, hafif bir esneme yapsa bile bu cırt cırt kısmı ayağınızdan çıkmasını engelleyecektir. İşte alt kısmı. Bunların bir spor modelleri var. Onlar ayaklardan yani alt tabanın kaygan bir zemine girdiği zaman kaymamasını engelliyor. Yani kaydırmaz bir taban şeklinde yapılmış. Bu yazlık bir model çünkü hava alabilen bir yapıya sahip. Tabii ki yani bilek, topuk ve işte burun koruması var. Uygun fiyatlı model diye bunu paylaşıyorum. Bunun bir üst modeli de yine Rockwell, yine TCX alınabilir. Veya işte Daytona alınabilir. Hani sen ne kadar bütçe ayırdıysan ona uygun bir şeyler paylaşmaya çalıştım. Şenol arkadaşımız Yuki Gusto'ya giyim önerisi istemişti. Benim önerilerim bunlar. Hem mont olarak başka öneriler de sunabilirim. Mesela işte Rika'nın 4 mevsimlik bir montunu sunabilirim. Onu alırsın ben bütün aylarda kullanmak istiyorum dersen. Onun işte astarları var. Astarlarını çıkartıp da yazın ve baharda kullanabilirsin. Kasklar ortalama fiyatlı, hani ne çok üst fiyatlı ne çok alt fiyatlı. Ama hani hangi kaskı güveniyorsun dersen hangisini seçmeliyim köşesi diye bir tane köşe yapmıştık. Onda hani önerim Next SX100 olacak. LS2 Stream Evo ise daha sonradan önerdiğim kasklardan bir tanesi. Bunu neden öneriyorum? Çünkü kauçuk bir dış kabuğu var. Daha üst bir kask istiyorsun, benim kafam daha iyi kullanıyorsun istiyorsan Shoei'nin GT'lerini alabilirsin, Q-Vest alabilirsin. Q-Vest ama Yuki Gusto'ya çok iyi gitmeyecektir. Hani Bell Qualifier alabilirsin, Bell Vortex alabilirsin. Bell Vortex de gerçekten dayanıklı bir yapıya sahiptir. Benim önerilerim bunlar. Umarım yararlı olmuştur. İyi suçlar.